Ünsped Gümrük Müşavirliği ekonomi notlarını sunar. Türkiye'nin çıkış yolunu ekonomi notlarında aramaya devam ediyoruz. Konuğum Pagev Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu. Yavuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk Plastik Sanayicileri ve Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. Bir vakıf, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde de sektör meclisindesiniz. Plastik ve kauçuk sektörü. Doğru söyledim değil mi? Doğrudur. Uzun bir titir. Evet. Ama bu arada Türkiye için çok önemli çünkü üreten bir kesimi temsil ediyorsunuz. Üretim olacak, aş ve iş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız hep onu söylüyor zaten. Aş ve iş önceliğimiz. Artı katma değerli ihracat olacak. Ama bunun içinde olması gereken olmazsa olmazlar var. Sanayi için hakikaten çok önemli. Ki sizin dünya ile rekabet edebilmenizin de önünü açacak olan aslında en önemli etken enerji. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim. Güzel bir giriş oldu. Gerçekten bizim şu anda sanayi olarak en büyük önceliğimiz rekabet edebilmek, rekabette öne geçebilmek. Çünkü Türkiye bir atılım içinde olmaya çalışan bir ülke, gelişmekte olan bir ülke. Amacı da gelişmiş ülkeleri yakalayıp hatta onları geçebiliyorsa en iyi noktalarda olmak. Hedefimiz dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almak. Bunu nasıl yapacağız? Rekabetçi olarak yapacağız. Peki nasıl rekabetçi olacağız? Rekabetçi olmak için muhakkak katma değeri arttırıcı bütün faaliyetlerimiz olacak. Ama bunların yanında da hali hazırdaki maliyetlerimiz de rekabetçi hale gelerek, altyapıyı buna göre yaparak, tam tabiriyle ekosistemi buna göre ayarlayarak yapacağız. Şimdi bununla alakalı bu yayındayken burada yapabileceğimiz şeyler konusunda sanayiciler olarak yaşadığımız bir sorun var. Onu hemen paylaşmakta büyük fayda var. Elektrik dediğiniz gibi sanayinin can damarı. Çünkü katma değerli bir üretim yapmak istiyorsanız bugün dünyada da enerjiye ihtiyacınız var. Bugün konuştuğumuz sofistike ürünler, Endüstri 4.0, efendim konuştuğumuz yine elektrikli araçlar. Bütün bunların temeli neye dayanıyor? Elektriğe enerjiye dayanıyor. Dolayısıyla bir ülkede uygun, rekabete uygun şartlarda uygun fiyatlanmış bir elektrik olması o ülkenin rekabetçi olması için artık olmazsa olmaz bir şart. Maalesef biliyorsunuz geçmiş günlerde özellikle son bu yıl içinde çok ciddi elektriğe fiyat artışları yaşadık. Bu fiyat artışları da bizleri olumsuz etkiliyor. Ne anlamda olumsuz etkiliyor? Şimdi baktığımızda bizim Uluslararası Enerji Ajansı var. Dünyada bütün bu Türkiye'nin de üye olduğu dünyadaki değişik ülkelerin enerji fiyatlarını kıyaslayan bir ajans. Bunların 2019 raporu var. Bu 2019 raporuna bugün Türkiye'de yapılan zamlardan sonra oluşan enerji fiyatını koyduğunuzda Türkiye, bakın, Amerika'dan, Hollanda'dan, Norveç'ten, Kanada'dan, Kore'den, Polonya'dan, Meksika'dan, Finlandiya'dan, Norveç'ten daha sayabilirim. Birçok ülkeden elektrik fiyatı olarak pahalı bir noktaya geldi. Tabii bu olumsuz etkiliyor. Niye? Türkiye ile rakip olan birçok ülke var. Yani biz dünyanın bir yerinde bu sanayileşmek, demin bahsettiğim hedefleri yerine getirmeye çalışırken birçok ülkede bunu istiyor. Kendileri vatandaşlarına imkan tanıyıp sanayilerini geliştirip aynı noktada olmak istiyor. Onlarla bir yarış halindeyiz. Şimdi bütün bu ülkelerden örneğin Polonya bize göre enerji maliyeti olarak daha avantajlı bir noktada. Amerika sanayi elektriğinde neredeyse bakın %51 bizden daha ucuz. Amerika'daki şu anki sanayi elektriğinin fiyatı. Şimdi bunun tabii bir başka yönü daha var. Sanayinin içindeki olan bütün arkadaşlarımız, firmalarımız çok iyi bilir. Enerji maliyetleri sanayi şirketleri için başka bir yönü daha vardır. O da nedir? İşletme sermayesi boyutu. Yani bir firma elektriğini genelde aylık öder ama baktığınızda sattığı malların bedelini vadeli alır. Bu vade Türkiye'de sektörlere göre birçok değişim göstermekle birlikte 90 gün olabilir, 120 gün olabilir, 180 gün olabilir. Hatta başka sektörlerde daha fazla vadeler de var. Şimdi böyle vadelerde ödemesini alan bir şirketin kendisinin bir ay içinde ödediği elektrik maliyetindeki ciddi artış neye getirecektir? İşletme sermayelerine ciddi erozyona sebep olacaktır. Firmalarımız da bu anlamda bugün finansman dünyasında yaşanan süreçler çok iyi biliniyor. Finansmana ulaşmaktaki güçlük, maliyetlerindeki artış. Şimdi bir tarafta da bu finansmana, bu elektrik fiyatlarından dolayı daha da büyük ihtiyaç ortaya çıkıyor. Üreten sektörlerden çok fazla talep gelmeye başladı. Bu Güney Kore ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında özellikle sektörlerden
bir takım olumsuz dönüşler ve talepler var. Bir takım sıkıntılar var. Onu yayından önce konuştuk sizinle. İsterseniz onu bir, hakikaten madem bir referans programıyız ve Türkiye'nin çıkış yolunu arıyoruz ve Türkiye'nin aslında serbest ticaret anlaşması çok önemli. Güney Kore gibi bir ülkeyle işbirliğimizin eski dostumuz ve yeni ciddi anlamda ekonomik müttefikimiz, teknoloji yoğun bir ülke. Alacağımız, vereceğimiz çok şey var. Fakat bunun önünde bir takım herhalde yanlış bir algı ve bürokratik bir engellemeler var. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Şimdi ben kısaca özetleyeyim. 5 yıl önce biz güzel bir şey yapmışız. Sanayici olarak da çok bu konuda hükümetimize de müteşekkiriz. Ne için? Serbest ticaret anlaşmaları. Bunların sayısının artması, ülkelerinin miktarının artması, serbest ticaret anlaşması yapılan sanayimizin, ihracat imkanımızın gelişmesi için çok önemli. Ama bu yaptığımız anlaşmada amaç nedir serbest ticaret anlaşmalarında? İki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak, evet, ve vergileri, bunun bir tabii ekonomik enstrümanı da vergidir, gümrük vergilerini kademeli olarak azaltmak. Tabii. Şimdi Türkiye, Güney Kore anlaşmayı imzaladığında bunu kolaylaştırmak için de bazı imkanlar getirmiş. Demiş ki bir malın Güney Kore olduğunu belli etmek için normalde gümrük sisteminde gümrük menşe şehadetnamesi diye bir belge vardır. Bu belgeyi koyduğunuz zaman malın hangi ülkeden olduğunu belli eder. Demişler ki serbest ticaret anlaşmamızda bu süreci kolaylaştıralım. Evet. Beyanname yerine biz menşe beyanı koyalım. Beyan nedir? Güney Kore'de malı satan firma, ihracatçı, Güney Koreli, hı hı, bir evrağın üzerine çekil listesinin veya faturanın desin ki bu mal şu anlaşmaya istinaden, Türkiye-Güney Kore arasındaki anlaşmaya istinaden Güney Kore'den Türkiye'ye satılmış bir maldır diye bir beyanda bulunsun. Evet. Bu beyanla satılsın. Evet. Şimdi iş bu kadar aslında iyi niyetli bir şey. Fakat bu iyi niyetli şey zamanla ne olmuş? 5 sene boyunca firmalar diğer ülkelerde alıştıkları sistemle bazı firmalar o yazıyı alacaklarına gitmişler menşe şehadetnamesini. Eski yöntemi yani kullanmışlar. Mal yine Güney Kore ama kolaylaştırmak için yazılan yazı yerine eski kağıdı koymuşlar. Eski evrağı koymuşlar daha önce olan. Bazıları her ikisini yapmış. Bazıları da ticaretin doğasında olan bir konu var biliyorsunuz. Özellikle ana ham maddeler, emtialar dünyada bir ülkeden diğerine satılırken finansmanın kolay olduğu ticaret ülkeleri üzerinden satılır. Hmm. Ne demek istiyorum? İsviçre, Hollanda, İngiltere gibi aslında dünya ticaretinde finansman büyüklüğüne sahip ülke firmaları o ham maddeyi Güney Kore'den alır, Türkiye'ye satar. Dolayısıyla mal Güney Kore'den Türkiye'ye gelir ama satışı yapan, faturayı kesen ya İsviçre'deki bir firmadır, vade tanıdığı için. Ya da İngiltere'deki bir firma. Ya İngiltere'de ya Hollanda'daki firmadır. Tabii bunlar yapılınca bunlar da o beyanı, demin bahsettiğim kolaylaştırıcı beyanı İngiltere'deki firma üzerinden yazmış. Hollanda'daki üzerinden yazmış. E o zaman Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşmasının hükümleri burada uygulanamıyor. Şimdi ne oluyor? Olan şey şu. Malın Güney Kore'den geldiğinden şüphe var mı? Soruyoruz. Yok. Bakanlığımızla da istişare halindeyiz. Hayır, bizim öyle bir endişemiz yok diyorlar. Peki o zaman zaten anlaşma mal Güney Kore'den geldiği zaman kolaylaştırmak mıydı? Evet, aynen onun için, evet, ticareti güçlendirmek istiyoruz. Ama burada bir bahsettiğimiz beyan, yani malı hiçbir tereddüt yokken firmalara bu bahsettiğim olaydan ötürü bir şu yapılmış. 5 sene boyunca bunlar gümrüğe gelmiş. Gümrüklerimizde hiçbir problem olmadan çekilmiş. Yani 5 sene boyunca bunda hata var kimse dememiş. 5. senenin sonunda bu sene Mart ayından itibaren geriye dönük evraklar inceleniyor ve bütün bu firmalara cezalar geliyor. Şimdi gelen ceza da nasıl bir ceza biliyor musunuz? Gümrükle alakalı bütün malın değerinin 2 katı, of, böyle bir bedeller. Ve çok ciddi bir rakam. Ne kadar? Dolayısıyla bugün baktığınızda ben en son 7000 beyanname vardı. 300 of, milyon of, doları falan geçen bir rakamdan of, bahsediliyordu ama bunların tabii tam ne olduğu da tevatür, onu bakanlığımız daha iyi biliyordur. Fakat güzel olan şey şu. Biz bu konuyu özellikle Ticaret Bakanımız, daha sonra Gümrükler Genel Müdürlüğü Mustafa Bey kendileriyle görüştük. Sağ olsun Gümrükler Genel Müdürümüz kendisi bizi çağırdı bu konuyla alakalı. Bakın dedim ya, istişare kültürü yaşıyor, evet, diye. Bütün ekibiyle birlikte konuyu bütün açıklığıyla anlattık. Bir kere şu şey anlaşılmamıştı. Neden İngiltere, Hollanda, İsviçre, onu anladılar. Çünkü emtia ticaretinde bir de özellikle global şirketlerin hep satış ağları böyle çalışır. Efendim, kimyadan gidiyorsunuz ama mesela, evet, İngiltere'de hiç bakliyat yetişmez ama dünyanın en çok, evet, bakliyat ihracatçısı ülke İngiltere'dir. Evet. Çünkü İngiltere alır, dünyayı satar. Bu da bir ticaretin para kazanmanın başka bir yolu.
Güzel olan çok net anlaşıldı. Evet. Konunun çözümü için hızlı bir şekilde çalıştıklarını ilettiler. İki haftadır bu çalışma süreci devam ediyor. Gümrüklerden sorumlu Bakan Yardımcımız Rıza Turagay Bey ile de konuyu istişare ettiklerini biliyorum. Bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Niye? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi bunlar davaya inerse davayı sanayicinin kazanacağını herkes biliyor. Bu da fakat, devlete ciddi zarar verir. Fakat yani. Bir devlete zarar verir. İkincisi de şu var. Maalesef sanayici zaten düşünün kendi işine odaklanmış, üretim yapmaya çalışırken bir tarafta da kazanacak bile olsa yıllarca mahkeme kapısında yüksek bedelli görünen bir bedelle moral bozukluğu içinde bunu uğraşmasına gerek yok. Devletimiz olayın farkında, onu çok net anladılar. Kendileri de kabul ettiler bu çözülmesi gereken bir konu. Üzerinde izlediler. Sayın Bakanımız bu konuda talimat verdiğini de biliyorum. Bir an evvel çözülmesini arzu ediyoruz. Bütün üreten ve ihracat yapan, dış ticaret yapan bütün şirketlerin aslında sorunu bu. Bu çözüldüğünde hepsi birlikte çözülmüş olacak. İşte o zaman hızlı yapacağız. Hızlı yapmamızın önündeki en önemli engellerden bir tanesi de son olarak limanlardaki bu yavaşlığın bir takım sebepleri var. Hızlı yaparsanız dünyada yol olursunuz. Yani Çin Avrupa'ya sizden önce eğer malını gönderiyorsa ya da sizden önce bu ticaretini yapıyorsa orada bir problem yaşıyoruz. Evet, bugünkü programımız çok güzel oldu çünkü tamamen ülke sanayimizin, üretimimizin rekabetçiliği üzerinden konuştuk. Aynen öyle. Şimdi rekabetçiliğimizin en önemli faktörlerinden bir tanesi de dünyada sizin lojistik maliyetinizin ve bununla bağlantılı maliyetlerin düşük olması. Bu neyi getirir? Bu şunu getirir. Bir, bakın Singapur gibi, Hong Kong gibi ülkeler sadece bununla ayaktalar. Başka bir şey yok. Tabii. Baktığınızda ne yapıyorlar? Dünyadaki transit ticaretin merkezi. Üretmiyor. Neden? Bak. Üretmiyor bir şey. Evet. Ne yapıyor? O ticareti öyle bir kolaylaştırmış ki bütün dünya ticareti onun oradan üzerinden geçiyor. Dönüyor. Onun üzerinden gidiyor. Biz Türkiye olarak buna ihtiyacımız var. Çünkü biz istiyoruz ki ülkemiz hızlı büyüsün. Şimdi bunun önündeki rekabetçinin önündeki engellerden bir tanesi de lojistikle ilgili maliyetlerimiz. Bakın denizcilikle ilgili daha önce de birkaç kere konuştuk. Belli maliyetler var. Efendim ordino bedelinden bahsettik. Gümrük Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın konu hakkındaki çalışmaları, kendi aralarındaki iletişimleri vardı. Bununla ilgili dava süreçleri var. Hala devam ediyor. Efendim yayınlandı bir dönem onu 150 liraya çekecek bir noktaya getirdik bedeli. Fakat uygulamada hala sıkıntılar var. Bu sıkıntıların çözümü önerimiz nedir? Şunu çok net öneriyorum. Şimdi Ulaştırma Bakanlığımız bizim için önemli. Ulaştırma Bakanlığı bir tarafıyla da baktığınızda bizim nasıl sanayicinin Sanayi Bakanlığı varsa Ulaştırma Bakanlığı da bir tarafta tabii ki denizciliği geliştirmek, nakliye, ulaşım sektörünü geliştirmek gibi bir misyonu var. Bizi özellikle sanayi, ticaret, ihracat maliyetlerinden muzdarip olanlarla bu tarafta bu hizmetleri sağlayanların arasında hakemlik yapsın. Hakemlik Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılırsa ben bu işin çözüleceğine inanıyorum. Onların tarafsız yapacağına da ben inanıyorum. Bu noktada bizi bir araya getirirseler bizler de hepimiz sonuçta ülkeyi düşünüyoruz. Vallahi, hızlı bir şekilde vallahi çözeriz. Biz de buna vesile olursak ne mutlu bize diyoruz ekonomi notları olarak. Harika, çok teşekkür ediyorum. Yavuz Eroğlu, PAGEV Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı. Türkiye üretmeli, ihracat yapmalı, bunun önündeki bütün engeller de kalkmalı. Çünkü Türkiye'yi yönetenlerin bugün en önem verdiği hikaye katma değerli üretim. Çok şükür ki Türkiye Singapur gibi de değil, üreten bir ülke. Üreten bir ülke olduğumuz için de zaten ayakta kalan bir ülke. Hiçbir zaman da yıkılmayacak bir ülke. Evet, Türkiye'de güzel işler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. NTV'de kalın, hoşça kalın efendim. Ünsped Gümrük Müşavirliği ekonomi notlarını sundu.